Semih Hakim bir sonraki konuşmacımız. Semih Bey, Haliç Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezuniyeti ardından profesyonel aşçılık eğitimi alarak kariyerine mutfak alanında devam etmiştir. Şeflik kariyeri boyunca Anadolu mutfağına ve kültürüne yönelik araştırma projeleri koordine etmiş. Uluslararası gastro diplomasi projelerinde yer almış ve dünyanın birçok ülkesinde yemek etkinlikleri düzenlemiş. Türkiye'de de küçük ölçekli gıda üreticilerini desteklemeye yönelik projelerde görev almıştır. 2015 senesinde kurucu ortağı Shirley Caston'la beraber gıda, tarım ve su sektörüne girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon partner şirketi olan KÖK Project'i kurmuştur. KÖK Project, gıda, tarım ve su sektörünün dijitalleşmesi, gıda ve tarım girişimciliğinin güçlendirilmesi adına şirketler, kamu kuruluşları ve yatırım fonları ile işbirliğinde Türkiye ve gelişmekte olan bölgelerde çalışmalarına devam etmektedir. Semih Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Eğer kullanmak isterseniz şu devam edeyim şeyi var. Alttaki oradan. Alttaki ileriye doğru götürüyorum. Tamam. Tamam. Berat Hocam, çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ne de çok teşekkür ederim. Günaydın herkese. Hem burada olanlar hem de ekran başında izleyenler. Ben bu lafı hep söylemek istemiştim. O yüzden deminden beri aklımdaydı. Dolayısıyla hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün biraz daha aslında makrodan ilerleyerek alternatif proteinden size biraz bahsedeceğim. Buna da girmeden önce aslında çok kısaca size KÖK Project'ten bahsetmek istiyorum. Berat Hocam'ın da bahsettiği gibi aslında biz gıda, tarım, su ve nispeten enerji sektörü odaklı olarak aslında girişimciliği güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda da şirketler, kamu kuruluşları, yatırım fonları ile işbirliğinde Türkiye ile birlikte aynı şekilde gelişmekte olan ekonomilerde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Neden gelişmekte olan ekonomilerde bunu yapıyoruz? Çünkü baktığımızda gıda güvenliği, gıda güvencesi ve iklim değişikliğinin aslında yarattığı en büyük problemlere yaşayan coğrafyaların aynı şekilde de çok ciddi gıda üretimi yapan coğrafyalar olması gibi ciddi bir ironiye sahibiz dünyada. Ve aynı şekilde nüfusla birlikte. Dolayısıyla emerging market olarak tanımlanan gelişmekte olan ekonomilere baktığımızda gıda sisteminde aslında en büyük problemleri yaşayan bölgeler olduğunu görüyoruz. Türkiye'de olarak, merkezi Türkiye'de olan bir organizasyonuz, İstanbul merkezi bir organizasyonuz ama 50'ye yakın global partnerimizle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla gıda inovasyonu, tarım inovasyonu, su inovasyonu, hatta nispeten enerji inovasyonu. Enerjiyi burada destekleyici sektör olarak belirtiyoruz. Ekspertizimiz daha çok gıda, tarım, su alanında. Ancak enerji ve suyu da birbirinden ayıramıyoruz. Çünkü bir kesişim noktası. Dolayısıyla bu konulara odaklı olarak girişimciliği güçlendirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapsadığımız alana baktığımızda aslında demin de saydığım gibi çok net bir şekilde şirketler, kamu kuruluşları ve yatırım fonları ile çalışıyoruz. Dönem dönem de STK'lar ve akademilerle de çalışıyoruz. Ancak gıda, tarım, değer zinciri dediğimiz aslında bütün bu dikeylere dokunan alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Berat Hocam'ın bahsettiği gibi kişisel olarak aslında ben önceki hayatımda böyle anlatıyorum. Yani şeftim önceki hayatımda. Ancak şeflik döneminde çok fazla aslında mutfakta kalmak yerine birçok çalışma yürüttüm. Yani işte konsolosluklarla çalışmak gibi ya da küçük ölçekli tarım ve üreticilerine yönelik çalışmalar yürütmek gibi. 2015'te Shirley ile birlikte KÖK Project'i kurarken hakikaten hedefimiz gıda tarım girişimciliğini güçlendirmek ve bu konuda aslında inisiyatif alan ve nispeten belki de dünyayı değiştirmek için, gıda sistemlerinin geleceği için bir şeyler yapmak isteyen insanları desteklemek hedefiyle biz KÖK Project'i kurduk. Bir şirketiz, STK değiliz, for profit bir organizasyonuz ama merkezimizde yani içeride çok ciddi bir şekilde girişimciliği güçlendirmek gibi bir hedef ve nosyonumuz bulunuyor. Bu kapsamda da girişimcilik programları ve birçok çalışma yürütüyoruz. Şimdi bugün size alternatif proteinden bahsedeceğim. Çok geniş bir manada. Çünkü benden çok çok daha nitelikli birçok insan var şu an hani konuşma yapacak. Ben çok makrodan, market büyüklüklerinden ve girişimcilik noktasından bahsetmek istiyorum size ve niye alternatif protein meselesinin aslında önemli olduğundan biraz size bahsedeceğim. Şimdi temelde baktığımızda alternatif protein konusunun ortaya çıkmasının 3 tane sebebi var. Bu da en tepede sürdürülebilir bir et üretimine, yani protein üretimine ihtiyacımız olması. Burada eti sadece hani tırnak içinde düşünebilirsiniz. Hani et kavram olarak etten bahsediyorum. Temelde 3 tane aslında sebebimiz var. Bir, tüketimdeki artış. İkincisi, kaynak talebindeki artış. Üçüncüsü de nüfustaki artış. Çok hepimizin bildiği konular aslında. Ama bu 3
Sebep bizim ciddi şekilde alternatif protein üretmesine ve alternatif aslında tüketim ürünlerine ihtiyacımızı ortaya çıkartıyor. Şimdi çok kısaca üçüne de bir göz atalım. Şimdi öncelikle et tüketimi artışı. Şimdi bu konu özellikle son 20 senedir herhalde, belki biraz daha fazla, üzerinde düşünülen, konuşulan bir konu. Çok temelde örnek bazlı, coğrafya bazlı gittiğimizde işte Çin'de nüfusun artması ve aynı şekilde orta sınıfın ekonomik olarak büyümesiyle birlikte et tüketiminde de ciddi bir artış gözlemlendi ve bu da aynı şekilde önümüzdeki yıllarda alternatif et, alternatif protein pazarının aslında en büyük hedef coğrafyalarından biri olarak ortaya çıkıyor. Temelde aslında çok basit tabirle tüketeceğimizden aslında, yani ürettiğimizden çok daha fazla bir tüketim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu kompanse etmek için de ciddi bir kaynak israfı söz konusu oluyor. Dolayısıyla temelde talep artışı ve talebin aslında yarattığı etkiler olarak bahsedebiliriz. Bu sebeple de 2050 yılına kadar aslında şu anda tüketilenin iki katına çıkması bekleniyor. Ciddi bir rakam. Yani şu anda zaten aslında sınırları zorlayacak şekilde bir üretimin içerisindeyiz. Bunun talebinin iki kat arttığını düşündüğümüz zaman çok ciddi şekilde aslında zorlayıcı bir gıda tarım değer zincirine kavuşmamız anlamına geliyor. İkinci tarafta da kaynak talebi artışı. Yani bu aslında şu anda dünyamızın bulunduğu su kaynakları, enerji kaynakları ya da işte toprak kullanımı gibi birçok konuya baktığımızda ciddi şekilde et üretimi için ciddi bir kaynak harcanıyor. Yani diğer tarafta baktım, yani geleneksel et üretimiyle, alternatif et üretimine baktığımızda zaten konu başlıklarında ilk başta daha az su, daha az enerji, daha az alan, hep daha azdan bahsediyoruz. Bunun sebebi ihtiyacımız olmasından. Yani nüfusumuz büyüyor, talep büyüyor. Ama kaynaklar büyümüyor. Yani kaynaklar kısıtlı. Dolayısıyla alternatif üretmemiz lazım. Alternatif kaynaklara ihtiyacımız lazım. Ya da kemer sıkma politikası, yani tırnak içinde kaynakları daha verimli kullanacak aslında proteinlere ihtiyacımız var. Sonuçta da zaten hepimizin bildiği gibi standart birçok gıda tarım girişimciliği sunumunun başında da anlatıldığı gibi 2050 yılında 10 milyar ve üstüne çıkacağız. Dolayısıyla kaynaklarımız yetmeyecek. Dünün problemlerini bugünün teknolojisiyle yarına çözüm olamayız gibi böyle standart cümleler, ben de bunu söylüyorum. Ama temelde baktığımızda kaynak kısıtı ve taleple birlikte bir de nüfus artışı eklediğimizde bu üç kombinasyon ciddi şekilde dünyaya zarar veren bir süreç. Haliyle son 10 senedir aktif bir şekilde, 5 senede de ciddi bir artışla birlikte alternatif proteine yatırımlar, yeni ürünler ve yeni çözümler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunlardan çok kısaca bahsedeceğim. Temelde alternatif protein diye bahsettiğimizde şu an 4 tane başlığımız var. Bu 4 başlık bizlere bugün şu anda yavaş yavaş ticarileşen ve gelecekte daha fazla ticarileşecek aslında ürünleri ortaya çıkarıyor. Çok kısaca bir de bir ufak parantez açmak istiyorum. Protein dediğimizde tabii ki de, yani tırnak içinde etten bahsediyoruz elbette, ama diğer tarafta bu alternatif protein kaynaklarının aslında farklı bölümlerde de kullanılması, farklı sektörlerde de kullanılması büyük bir ihtiyacı da karşılaması anlamına geliyor. Dolayısıyla biraz göz atalım. Şimdi bitki bazlı protein, bu zaten en tabiri caiz hip konu, en ilgi çeken, her zaman son, yani hem herhalde bir 5 senedir ciddi şekilde artış olan, 5-6 sene önce marketlerde hiç aslında aklımıza gelmeyecek olan, şu an yavaş yavaş standartlaşmış bitki bazlı protein ürünleriyle karşılaşmaya başladık. Şimdi temelde bitki bazlı protein dediğimizde 5 tane ana kaynak var bunları üretmeyi sağlayan. Birincisi soya, bezelye, ikincisi bezelye, ardından buğday, yulaf ve pirinç. Bu 5'i ile birlikte tabii birçok daha fazla ürün var. Ben sadece temel olanlardan bahsetmek istiyorum. Burada 2 saniye bezelyenin ve yulafın üzerini kapattığımızda soya, buğday ve pirinç şu an dünyada en fazla tüketilen tahıl ve aynı zamanda dünyanın aslında birçok coğrafyasında temel ürün olduğundan zaten hepimiz biliyoruz. Bunların aynı zamanda protein kaynağı olarak kullanılması ve yeni yani katma değerli ürünlerle üretilmesiyle birlikte aslında yaygınlaştırmayı da kolaylaştıran bir durum söz konusu. Peki bugün baktığımızda pazar büyüklüğüne, yani bu 2021 rakamı olması lazım. Bu sene daha da artacaktır. 1.5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Yani ciddi bir büyüklüğe sahip ve
her geçen gün aslında alternatif yeni ürünler ortaya çıkıyor. Yani işte bitki bazlı karides, bitki bazlı tavuk, bitki bazlı et gibi. Berat Hoca'nın bahsettiği gibi Impossible, Beyond gibi hani işte fast food zincirleriyle çalışan kanayan bitkisel et konusu gibi aslında birçok ürün var. Ve bunların hepsi aşağı yukarı hep bitkisel, bitki bazlı protein kategorisinden ortaya çıkıyor. Bu diğer tarafta da aynı zamanda daha az tabuya sahip bir protein kategorisi olduğunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü bitki, ya birazdan bahsedeceklerimiz biraz daha zorlayıcı olduğu için söylüyorum bunu. Bitki bazlı protein çok daha aslında kabul edilen, zaten tükettiğimiz ürünlerin şeklinin nispeten, yani tabiri caizse tabii ki, değişerek tekrardan tükettiğimiz farklı tatta daha sağlıklı, yine tırnak içinde, ürün tüketmemizi sağlayan aslında bir kategori. Dolayısıyla çok fazla girişimin bulunduğu bir kategori olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de de yavaş yavaş bu alanda ürünleri ve girişimcileri görmeye başlıyoruz. Şimdi sağlık ve çevreyle olan ilişkisine baktığımızda zaten demin de bahsettiğim gibi şu anda hani sağlık noktasına baktığımızda, hani resmi rakamlara baktığımızda işte 800 milyon kişinin obez olması ve 5 yaş altındaki 40 milyon çocuğun fazla kilolu olması gibi bir süreç var. Yani bu durumda hadi tabii ki de değişen diyet, değişen tüketim ama daha çok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde olan bu durumun diğer tarafta da ciddi şekilde açlıkla aslında savaştığını görüyoruz. Dolayısıyla ciddi aslında bir paradoks içerisindeyiz. Haliyle bitki bazlı proteinin bir çözüm odaklı olarak bu iki tarafı da aslında daha sağlıklı ve daha besleyici ürünler olarak ortaya çıkmasını sağlıyor. Tabii ki de şu an daha gelişmiş ekonomilerde bulunan bir protein türü ve ürün türü ama daha da yaygınlaşacaktır. Çevre tarafında da zaten demin de bahsettiğim gibi su tüketimi, kaynak tüketimi ve bu konularda aslında daha az talep sahibi olması sebebiyle çok daha hızlı aslında yaygınlaşmasını beklediğimiz haliyle de bugün 1.5 milyarlık bir pazardan bahsediyoruz. Şimdi yavaş yavaş biraz daha biz hani en azından ticarileşme konusunda daha az görünenlerden bahsedelim. Yosun bazlı protein zaten Berat Hoca bahsetti. Yani ben çok hızlıca bahsedeceğim. Bugünkü pazar büyüklüğü şu anda ticarileşmiş ürünler noktasında 361.4 milyon dolar olarak geçiyor. Ticarileşmekten kastım hani satılabilir tüketicilerin, son tüketicinin ulaşacağı ürünlerden bahsediyorum. Bu aynı zamanda yani yem olarak da kullanılması sebebiyle yosun bazlı protein sadece tüketiciler için değil, aynı zamanda hayvansal üretim içinde kullanılması ve bunun da tabii ki de çok ciddi aslında pozitif etkilerinin ortaya çıkması söz konusu. Dolayısıyla yosun bazlı protein de aslında temel kaynaklarımızdan bir tanesi. Bu en zoru tabu olarak geçmesi bile tabii ki de bu biraz daha hani birçok coğrafyada zaten tüketilen böcek bazlı proteinin yavaş yavaş aslında çok ciddi bir kaynak olduğunu kabul edilerek adım adım birçok ürüne direkt olarak olmasa da aslında içerisine dahil olarak yani yiyecek içecekler gibi karşımıza çıkan bir protein kaynağı. Yemde de aynı şekilde kullanılıyor. Bu da çok önemli bir detay. Çünkü yem dediğimiz zaman hayvancılık girdilerinin aslında en büyük maliyetlerinden bir tanesi. Dolayısıyla böcek proteini entegre edilmiş yemlerle birlikte aslında daha sağlıklı bir hayvansal üretimde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir potansiyel olması sebebiyle böcek bazlı protein pazarına baktığımızda 249.9 yani 250 milyon aslında da 250 milyon dolarlık bir pazar söz konusu. Bunun da çok ciddi şekilde büyümesi bekleniyor ama bu bahsettiğim gibi tüketici nezdinde kabul edilmesi en zor olan protein kategorisi alışkın olmayan tüketici için. Yani elimizde yosunla çekirdekle sokakta gezmeye başladığımız gün tabii kabul etmiş olacağız ama daha biraz daha ona var diye tahmin ediyorum. Ama en nihayetinde toz olarak ya da yemeklere katılarak bunun şu anda zaten kullanıldığını görebiliyoruz. Şimdi son kısım bu iyice artık bilim kurguya doğru giden yani tüketicinin nezdinde ama tabii son herhalde 10 yıldır ciddi şekilde araştırılan, üzerine yatırımlar yapılan, şu anda da yanlış bilmiyorsam globalde 60'a yakın girişimin çalıştığı, Türkiye'den de özellikle Biftekin, Ankara ODTÜ merkeziydi yanlış hatırlamıyorsam, Biftekin çalışmalarını yürüttüğü ve Türkiye'nin ilk aslında laboratuvar bazlı girişimi olan, en azından benim bildiğim bir konu başlığımız var. Şu anda ticarileşme konusunda çok geride olduğu için diğerlerine kıyasla. Yani şu an gittiğimiz zaman marketlerde laboratuvar bazlı et bulamıyoruz. Dolayısıyla şu anda daha 1.64 milyon dolar seviyesinde globalde. Fakat
yaklaşık 8 yıl içinde bu pazarın 2.7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çünkü burada üretim konusunda şu anda 4 tane üretim tekniğimiz var. Bunların bir tanesi bence bu arada isim olarak en cool olanı hücresel tarım. Yani İngilizcesi cellular agriculture olarak geçiyor. Ben ilk duyduğumda herhalde böyle şey hani bir filmden falan almışlar gibi düşündüm. Jetgillerden falan ama gerçekten yani çok heyecan verici bir konu. Fakat daha çok başındayız bunun. Bu önümüzdeki herhalde 10 yılın konusu olacak. Ancak burada çok daha fazla girişimin bu konuya dahil olduğunu göreceğiz. Burada bir örnek olarak geçtiğimiz sene İsrail'de laboratuvar bazlı et üretimi restoranı da açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Tel Aviv'deydi. Yan tarafta laboratuvarda üretilip diğer tarafta da restoranda servis edilip sunuluyor aktif bir şekilde. Dolayısıyla çok başındayız. Hala bilim kurgu gibi geliyor. Ama sürdürülebilir bir üretim temeline baktığımızda aslında çok daha efektif, an itibariyle pahalı ama ilerleyen zamanda da ucuzlaşması beklenen bir alternatif protein üretim yöntemi olduğundan bahsedebiliriz. Benim sunumum bu kadar. Ben hani hızlıca buraya e-mailimi de bıraktım. Herhangi bir sorunuz olursa dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kafamı kurcalayan bir soru var. Şimdi özellikle ağırlıklı olarak doku kültürü, hücre kültürü gibi sistemlerde biliyorsunuz şey çok kullanılıyor. Serum çok kullanılıyor. Ve ağırlıklı olarak da bovine serum albümü kullanılıyor. Aslında cellular agriculture ile beraber biz şeyi engelleme, yani slaughter'ı, yani hayvan kesimini engellemeye çalışıyoruz. Kırmızı etin önüne geçmeye çalışıyoruz ama kullanılan en önemli ham maddelerden bir tanesi de yani bu şey bovine serum, serumu. Bu konuda bir şeyiniz var mı? Sektör alternatifleri, ben çok kısa bir süre önce tofu'dan yapılan bir serumun kullanıldığını gördüm. Eğer bildiğiniz yeni teknolojiler varsa paylaşabilirsiniz. Tabii ki. Hocam aslında şöyle, ben hani çok fazla detaya yani girmememin iki sebebi vardı bu slide'da. Birincisi yanlış bir terim kullanıp ondan sonra şey olmasın diye. Çünkü yani bilimsel terimleri böyle kullanırken hep böyle çok dikkatli anlatmaya çalışırım. Çünkü yanlış bir şey söylersem eminim biri beni düzeltir. Temelde şu an baktığımızda bu konuda 4 tane zaten üretim tekniği var. Yani cellular agriculture ile birlikte aslında biyoreaktörde üretim. Yani hiç aslında şeyi dahil etmeden, bahsettiğiniz gibi herhangi bir hücre almadan direkt olarak üretim üzerine çalışılan var. İşte katkı maddesiyle üretim var. Bir tane ekip vardı, onlar havadan üretiyorlardı protein. Yani artık hani havadaki belirli bir proses içerisinde bir biyoreaktörle birlikte üretim gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla aslında alternatif var. Fakat daha çok başında olmamız sebebiyle, yani Mosamit, Hollanda merkezli bu konudaki ilk girişimdir dünyada. Kurulduğunda 2013 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Belki bir iki sene daha eskidir. Dolayısıyla baktığımızda çok daha 10 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Ama bitki bazlı protein dediğimizde zaten hani işte tofuyu falan da sayarsak zaten hani yüzlerce yıllar, binlerce yıllardan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok olayın başında olduğumuz için nasıl bir şeyi öğrenirken hep böyle bildiğimiz noktadan başlarız ya. Dolayısıyla şu anda bahsettiğiniz gibi serumlar noktasından ilerliyoruz. Ama şu andaki ilerleyen aşamada özellikle dünyadaki hali hazırda olan kaynaklardan hem işte bahsettiğim gibi su gibi, hava gibi buralarda üretimle alternatif üretim teknikleri çıkacaktır. Çıkıyor da. Buradaki tek problem maliyet meselesi. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ya, bu tip bir teknoloji geliştirildiği noktada kullanılma aşamasına geldiğinde bir tüketicinin bir laboratuvar üretimi ete 10 bin dolar vermesi mümkün değil. Ya ilk fiyatlar buydu. İşte Mosa'nın ilk, yani YouTube'da çok ünlü bir videosu vardır Mosa Meats'in, işte Weiss'in yaptığı sanırım, orada bahsediyor işte 100-150 gramlık bir hamburger köftesinin maliyeti 10 bin dolar. Şimdi bunu makul değil, yani feasible değil hiçbir şekilde, satılabilir bir şey değil. Dolayısıyla bu tekniklerin satılabilirleşmesi de, yani ticarileşme konusunda da ilerlemeye ihtiyacımız var. O yüzden hani 5 sene içerisinde büyük bir ihtimal çok daha fazla örnekten bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim burada soru için. Tabii ki. Atayım şunu şöyle. Aydınlatıcıydı. Bilhassa pazar büyüklükleri alternatif proteini çok etkileyiciydi. Benim sorum şöyle olacak. Aslında 4 tane şeyden bahsettik. İşte hücresel diyelim, lab ortamında üretilen etler, bitkisel bazlı, işte böcek bazlı.
Bitkiselleri de kendi arasında işte mikroalg bazlı, işte tahıl bazlı veya bakliyat bazlı diye de bölebiliriz. Bunların hangisinin dominant olacağını, kendimizi bir ara bir 2030'a götürürsek hangisinin evet. ileride dominant olacağını düşünüyorsunuz ve hangi faktörlerin bunu belirleyici olacağını düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. İsminizi rica edebilir miyim? Ali Tezölmez. Ali Bey, tamam. Ali Bey, çok teşekkür ederim soru için. Şimdi bahsettiğim gibi hani çok hızlıca slaytlar üstünden ilerleyeceğim. Çok hızlıca. Şu anda bitki bazlı protein globalde demin de bahsettiğim gibi 1.5 milyarda. Bu şu anda daha genel erişim ve genel tüketim yeni ulaşmaya başladığımız noktada bu pazar. Şimdi burada özellikle fast food zincirlerinin, restoranların, marketlerin bu ürünleri hızlı bir şekilde aslında ürün gamlarına dahil etmesi ve aynı şekilde tüketicilere ulaşması sebebiyle aslında bu pazarın çok ciddi potansiyeli var. Çünkü ticarileşme konusunda çok daha hızlı diğerlerine göre kıyasladığımızda. O yüzden tahmin ediyorum ki bu pazar hiçbir zaman diğerlerine kıyasla daha küçük olmayacaktır. Yani çünkü çok hızlı ticarileşme, çok fazla ürün çeşidi var. Zaten insanların çok alışkın olduğu bir şey. Yani Impossible Burger dediğimiz aslında içerisinde işte buğday, Hindistan cevizi gibi bir sürü aslında ve bir sürü sebzenin de yanlış hatırlamıyorsam bulunduğu. Beyond'un da işte bezelye proteininden olması gibi. Yani bize çok kulağa aşina şeyler olduğu için ve tüketici için de aynı şekilde çok daha büyüme potansiyeli daha yüksek bunun. Ve zaten her geçen yıl daha da büyüyor. Temelde baktığımızda mesela 2019 senesiydi sanırım ya da 2020 senesi yapılan hani global gıda tarım yatırımlarının %33'ü yanlış hatırlamıyorsam globalde alternatif protein üzerineydi. Bunun içerisinde de çok büyük bir bölümü bitki bazlı protein ürünlerine yapılmış vaziyette. Dolayısıyla çok daha hızlı ürün çıktığı için bu pazarın çok büyük yani hep kalacağını açıkçası yani neredeyse eminim diyebilirim. Bu da hani ünlü sözler olması sonra ama yani sonuçta bence öyle olacak en azından. Yosun bazlı noktasında ticarileşme konusunda her ne kadar daha geride olsa da en nihayetinde çok daha fazla aslında içecek gibi ya da katkı maddesi gibi ürünler çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla burada bence biraz daha yosun bazlı protein ürünü destekleyici olacak. Yani bitki ve yosun ikili ilişkisi üzerinden gideceğimizi düşünüyorum en azından önümüzdeki 8 sene 10 sene içerisinde. İçecek tarafında zaten hani şu anda işte her gün yeni bir yulaf sütü, her gün yeni bir pirinç sütü girişimi zaten çıkıyor. Gerek Türkiye'de gerek globalde. Dolayısıyla hani burada hani bitkiseli destekleyecek şekilde işte performans içecekleri gibi ya da benzer şekilde sağlık odaklı yosun bazlı içeceklerin olacağını düşünüyorum. Yiyecek biraz daha zor olabilir çünkü tadı aşmak alışkanlık da gerektiriyor. Dolayısıyla bu biraz daha düşük kalıyor ama yem noktasında çok daha potansiyeli var. Böcek en zoru. Ben açıkçası bunun ilerleyen yıllarda yani laboratuvarda üretilen etle birlikte bu kısmın çok büyümeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü tabu olarak bunu aşmak çok zor. Yani bir jenerasyon daha gerekiyor. Çünkü böcek fikri, böcek yeme fikri çok çok sıcak bir imaj değil. Şimdi değil, belki ileride olabilir. Ama bu pazarın çok büyüme potansiyeli olduğunu diğerlerine kıyasla söylüyorum. Düşünmüyorum ama yine takviye olarak, ek olarak özellikle işte un şeklinde, kullanılması şeklinde potansiyeli var. Ama diğerlerine kıyasla ki lab grown özellikle gerçek potansiyeline ulaştığı noktada biraz daha düşük kalabileceğini tahmin ediyorum. Laboratuvarda zaten yapılan tahminler ölçüsünde 2.7 milyara ulaşması bekleniyor 2030'da. Ticarileşme meselesi buradaki en büyük problem. Ama her teknolojide olduğu gibi yani hatırlarsınız hani bilirsiniz görmüşsünüzdür o fotoğrafları. 1950'lerde ilk bilgisayar şu sahne kadardı. Şu anda bu cebimizde. Dolayısıyla lab grown'da aslında yani laboratuvar ortamı eti biraz böyle konumlandırabiliriz kafamızda. Bu sonraki teknoloji. Bu biraz daha jetgiller. Ama bu da oturduğu zaman özellikle büyük ölçekli üretim için çok daha büyük potansiyeli olan bir konu olması sebebiyle. Buna bir son örnek vereyim. Çok uzattım. Şey yapmayayım. Şeyi izlemişsinizdir. Belki Westworld'u izlemişsinizdir. Onun ikinci, üçüncü sezonu sanırım. Bir tane mezba sahnesi var. Mesela orada işte hücresel
bitkisel eti anlatıyorlar. Yani işte hani et gibi duruyor ama et değil aslında. Onun işte şey üretimiyle, makinalarda üretip çıkan benim çok dikkatimi çekmişti. İkinci, üçüncü bölümü neydi son sezonun? Dolayısıyla bunun çok büyük potansiyeli var gelecek projeksiyonlarında diğerlerine kıyasla. Ama bu tahmin ediyorum ki daha büyük şirketlerin, büyük ölçekli üretim yapan şirketlerin adapte edeceği bir teknoloji olacak. Bitki bazlı, yosun bazlıysa daha çok girişimcilerin çok daha fazla ortaya çıkaracağı olacak. Böcek de aynı şekilde diyebilirim. Teşekkür ederim sorunuz için.